Projeye geleceğiz şimdi. Projeye ha. Projemiz. Başladınız. Başladık. Allah bin bereket versin. Ben 5 yılda mübalağa olması 25 bin liranın üstünde destekleme aldım. Kuzu desteklemesi, küpe desteklemesi. Şimdi kim kime verir 25 bin lira para? Yani babası oğluna vermiyor. Evet. Çalış Allah diyor. Yapamadın, başaramadın bir yer olsa arkanda ben varım diyor. Ama çalışmazsan baban da sana destek vermiyor. Devlet şimdi sana bu desteği veriyorsa veya birlik vasıtasıyla bu şeylerden yararlanıyorsan elini yüzüne çalacaksın, Allah razı olsun diyeceksin. Birliğin bana faydası olmadı veya birliğin yöneticilerinin bana faydası olmadı demen alemi yok yani. Yani. Kafir olmanın alemi yok. Yani. Veli abi, sana göre senin tarifinde birliğin açılımı ne yani? Birlik denince sen ne düşünüyorsun? Şimdi birlik belki amacına tam ulaşamadı. Daha detaylı, daha güzel bir şeyler yapıp ben bilmiyorum yani yönetici olmadığım için. Birliğin maddi durumunu bilmediğim için bazı şeyleri de bilmeden konuşmak olmaz. Adaba ahlaka sığmaz. Şimdi bütün üretici, koyun sütü üreticileri. Mesela ben 7 liraya veriyorum gelen misafirlere sütü. Çabuk bakteri üreten şey süt. Süt. Şimdi ben 65 yaşında insanım. Yani senede 10 defa önce içerim süt. Neden? Yani sizin sağlığınızı hemen kaynat. Ben bir kilo sütü, 1,5 kilo sütü, bir kişi 22 tane ekmekle doğrarım içine. Koca köpeğin yal içtiği gibi şakır şakır yerim yani. Süt güzel bir şey. Midenin de çok güzel yumuşatır, faydalı. Zamanımız da olmuyor. Yani burada istediğimiz düzen dört dörtlük yok. Evet. Ya çocuklarımıza götürüyoruz. Onlar bol bol yiyorlar. Yoğurdunu da, sütünü de. Afiyet bol olsun. Bak. Peki Veli abi, bu proje 5 yıldır dediniz. Başka ne gibi kazanımlar oldu size? Neler oldu? Elit sürüye ulaştık mı? Ya fiyatlar şimdi, onları anlatmanı istiyorum. Fiyatlar, şimdi bakın, ben 90 liraya kuzu sattığım yılı da bilirim. 1000 liraya, 1200 liraya kuzu sattığım yılı da bilirim. 1000 liraya, 1200 liraya kuzu sattım ne zaman? Şu 3 yıldır. Projeden sonra. Yani projeden sonra aranıyor yani. Şimdi adam damızlık, erkek kuzu istiyor. Atıyorum benim kuzunun değeri kestirsem 700 lira tutacak. Ben 300 lira fazla istiyorum. Adam seve seve veriyor. Yani damar olduğu için, ırk olduğu için veriyor. Ben Urfa'ya koyun sattım. 86 tane. Rahatsızlandım. Felç geçirdim. Bir kız çocuğu vardı. İşte eşimin yüzü burada. Ya 40 kilo gelmez. Üniversite mezunumuş. Zayıf ama ben erkek olarak o kızın yaptığını yapamam. Ya eşim de o kadar yahu birer sanki cevahir yaratmış Allah. Sarıklı bir babası vardı. Türkçe bilmiyor. Arapmış. Amca dedi ben 100 tane koyun alacağım. 86 tane seçti. 175 koyun vardı bende o zaman. 86 tane seçti. Dedi bir tane de koşmayacağız. Dedim koşmamam. Neden vermem? Başka damızlık koçum yok. Kendi koyunlarım nereden koşulacak? Yani. Hani fazla koçum olsa tamam bir demem ama koyundan doğurduğu erkek kuzulardan alabilirsin. O anda bir tane koyun erkek doğurdu. Bugünkü gibi içeride çektiğiniz gibi. Hanım o kıza 13-14 tane civciv, bir tane tavuk, bir de o koyunu hediye etti. Yani koyunları buradan sardılar götürdüler. Kurban bayramıydı. Mıydı acaba Ramazan bayramıydı bilemeyeceğim. Kız aradı. Ya biz tabii unuttuk. İşte ben Antep'ten neydi adı ya Rabbim ya bilemeyeceğim. Ama ben bilemedim. Sen ya senden koyun aldık ya amca dedi. Ha, nasıl memnun musunuz? Allah bir kere diye 1000 kere razı olsun dedi. Ne? Doğurdu mu koyunlar dedim. Doğurdu dedi. 126 tane kuzu yaptık dedi. 17 tane telef ettik dedi. 17 tanesi telef olmuş, 126 tanesi sağlanmış. Dedim ne yediriyorsunuz? Bizde dedi 400 dönüm yonca var. Şimdi bu hayvancılığı yapacaksın ama 400 dönüm olmaz. Hiç şeyse 20 dönüm yonca olacak. Mesela 50-100 koyun yapan adam da 20 dönüm yonca olacak.
bir güzel oradan baharını alacak. Şimdi baharını mı? Mesela otun kuruya döndüğü zaman da biraz da oradan verirsen hayvan hem bedenlik hem de çok güzel verim yapıyor. Nasıl verim yapıyor? Bir daha hamile olacağı zaman bedenli oldu mu hayvan güzel koç alıyor. Ve kısa zamanda koşuluyor. Birliğin çok faydalarını gördük. Yani mesela yem desteği yapıyor sürünün hesabında veyahut da bir ay sonra vereceğim diyorsun, veriyorlar. Her türlü yemi veriyorlar. Yani bu tür faydaları var. Teknik personel. Teknik personel geliyor, işte hayvanlarımızın doğumundan bir aylık oluyor. Geliyor hayvanların hepsini tek tek çekiyor. Bu hangi koyunun kurusu, bunun kurusu, bu bunun kurusu, bu bunun kurusu. Tek tek yazıyorlar. Küpelerini gelip takıyorlar. Ondan sonra eğer bir şey hayallayabildilerse bunlara bunu yaparsan iyi olur. Ben biraz şüpheleniyorum. Bir veterinere danış diyor. Mesela onların da çeşitli. Şimdi ben bir sürüyü yönetiyorum. Ama onlar 50 kişiyle muhatap oluyor. 50 yeri görüyor. Ama bir değişiklik birinde bir şey hayalladığı zaman birbirimize de haber ver. Yani şimdi birliğin bu Rıza kardeşimiz ben çok faydasını gördüm. Çok. Birlikten güç doğuyor değil mi? Yani birlik olursan şimdi bir elin nesi var, iki elin sesi var diye bir atasözü var. Şimdi Seferihisar'daki veyahut da şu Ege yöresindeki birlikte kayıtlı olan arkadaşlarımız hepimiz sütümüzü birliğe versek, birlik tire bayındır gibi inek sütünü mandıra yapıp da halkın adına piyasaya sürse, anlaşıldı mı, üreticilerin adına bu kadar daha kazanır ve emin olun öğretmenler de bu işi yapmaya kalkar.